Evet hocam, siz sadece dünyalık değil, aynı zamanda biliyorsunuz Dünyaca. ahireti de hazırlıyoruz çocuklarımızı. Bu anlamda önceliği tabii ki ahireti hazırlıyoruz ama şu sınavla ilgili, din kültürüyle ilgili neler söyleyeceğiz? Dersimizin içeriği nasıldır? Sınavda öğrencinin karşısına ne kadar soru çıkar, nasıl olur? Öğrenci hangi konulara çalışacak? Bunlarla ilgili böyle bir genel teknik bilgi alalım sizden. Tabii ki. Tam da giriş cümlenize uygun olarak o zaman şöyle söyleyeyim. Bütün öğrencilerin bilir zaten. Diyoruz ki önce LGS'ye çalışıyoruz ama en önemli sınavımız ASS. Bütün öğrencilerin bunu bilir. Nedir bu? Ahiret seçme sınavı. Eyvallah. Tabi buna da hazırlıyoruz. Ama öncemiz tabii ki yaşları itibariyle LGS sınavı. Ben o din kültürü kısmına girmeden önce hocam şundan bahsetmek istiyorum. Şimdi biz LGS sınavıyla 2017-2018 eğitim öğretim yılında tanıştık. Çocuklarımızı, öğrencilerimizi TEOG sınavına hazırlarken bir anda bakanlığın verdiği yeni kararla beraber karşımıza yeni bir rakip çıktı. Şimdi önce TEOG denen bir rakibimiz vardı. Evet. Nedir? 5'te, 6. ve 7. sınıflarda evet yarışıyoruz, birçok maça çıkıyoruz tabiri caizse. Rakibimizle işte savaşıyoruz. Yendik, yendik, geldik final maçına, yani 8'deki o TEOG maçına. Bir anda dedi ki rakibiniz değişti. Şimdi bizler bir maça çıkınca ne yaparız? Önce rakibimizi mesela tüm Tanırız. geçmiş maçlarını izleriz. Onların güçlü ve zayıf yönlerini öğreniriz. Ona göre taktik geliştiririz. Şimdi rakibimiz bir anda değişti. LGS diye bir rakip geldi karşımıza ve rakibimizin hiçbir maçı yok. Bilmiyoruz, soruları bilmiyoruz. Yani öğrenci bilmiyor ama siz gayet Bizler biliyorum biliyorsunuz yani. Şimdi bizler de öğrencilerimize evet bir antrenör olarak tabiri caizse bu çocukları hazırlamamız lazım. Evet. Antrenmanlılar ama sadece rakiplerini tanımıyorlar. Şimdi 2018, 2019 ve 2020'de artık LGS o rakibimizi tanıdığımız için kiminle savaşacağımızı bildiğimizden dolayı artık bir taktiğimiz var. Ve yeni nesil sorular var, bir soru havuzumuz var. Öncesi Evet. yoktu. Yeni nesil soru diyoruz mesela. Şimdi yeni nesil soruları tanıdık. Öğrencilerimizi biz buna göre hazırladık. Evet, karşımızdaki rakibi tanıdık. Ona göre de evet savaşı dedik ki moral düzgün ordular yener. Moralimizi bir düzelttik, toparladık. Ve ona göre de artık taktiklerimizi geliştirdik. Şimdi ben din kültürüne geçmeden önce şunu da söylüyorum. Tabii ki rakibimizi ne çok zayıf görüyoruz ne de gözümüzde çok büyütüyoruz. 2020 LGS'sinde geçen yılki LGS'de hocam baktığımızda toplamda işte 1 milyon 472 bin tane öğrenci sınava girmiş. Müthiş bir rakam. Evet. Ama da bak 2007 doğumlu öğrenciler mesela bu yıl sınava girecekler. Tabii. Ama onun bir kısmı 2020'de girdi. Bu da şu demek oluyor. Bu sene gireceklerin sayısı daha az. Daha az oldu. Yani Tabii. rakibimiz daha Geçen yıl azaldı bir tık. yaklaşık %50 bir artış vardı. Kesinlikle. O bir kısım öyle gitti. O da 4 artı 4 sisteminin etkisiyle Evet. beraber. Şimdi bunu biz avantaja çevireceğiz. Peki 2021 LGS'si artık bizde oturdu. Tüm branşlarımızda da oturdu. Çünkü yeni nesil sorular geldi. Biz neyle karşılaşacağımızı biliyoruz. Soruları tanıyoruz. Öğrencilerimizi de ona göre hazırlıyoruz. Gelelim din kültürü kısmına. Şimdi rakibimizi tanıdıktan sonra o soru havuzumuzla Bu birlikte arada zaten. hocam bölüyorum yani Arif hocamla hem yan yana oturuyor hem de herhalde çok yan yana ders de anlattınız. Savaşlardan hocam bahsetti en farklı Sözel mücadeleleriniz dersler. savaş dedi yani hocam. Şimdi hocam zaten meşrutiyet şuradan başlayınca bana da bir anda o savaş ruhu değil mi? geldi Evet yani tabii mücadele ki. ruhu. Din kültürü ve ahlak bilgisinde hocam toplamda 5 ünitemiz var ve 29 tane kazanımdan sorumluyuz. Nedir? Kaza ve kader, zekat, sadaka, din ve hayat, Hazreti Muhammed'in örnekliği ve Kur'an-ı Kerim'in özellikleri. 5 ünite ve 5 ünite. kazanımları yüksek. Baktığım zaman soru dağılımına az önce arkadaşlarımın söylediği gibi 2019'da mesela kaza ve kader ünitesinden hiç soru çıkmamışken hocam bahsetti ya 2020'de belirleyici en mükemmel soru kaza ve kaderden çıktı. Pandemi süreciyle beraber 5 ünitenin 2,5'undan yani din ve hayattan da Yarısından 2 evet. kazanım. Evet öyle geçerliydi. Soru dağılımına baktığımız zaman en fazla LGS'den bu yana zekat ve sadakadan soru fazla çıkar. Ve Hazreti Muhammed'in örnekliğinden fazla sorular çıkar. Peki din kültürü dersine nasıl çalışmalı çocuklar? Şeye gelmeden önce hocam o 5 ünite içerisinden öne çıkan herhalde şey mi oldu? Onu tekrarlayayım. Geçen yıl Zekat tabii özel bir durum vardı. Yarı kesinlikle. üniteydi. Ama zekat ve Kazanımlar çünkü sadakayla fazla, oradan daha fazla soru geliyor.
Hazreti Muhammed'in örnekliği ünitesine, yani 4. ünitemiz, 2 ve 4. ünitemizden en fazla soru gelen ünite. Sizin branşta hocam, peki hani inkılap tarihinde hocam bahsetti, net bilgi çıkmıyor genelde. Kesinlikle. Din kültüründeki durum nedir? Yani şimdi Teok'ta hocam şöyle bir şey vardı. Evet, ezberleyen bilen kazanıyordu. Direkt bilgi çıkıyordu. Hani zekatta işte altın miktarı, ne kadar verilecek zekat oranı diye soru çıkıyor. Ama şimdi böyle bir soru yok. Hani yeni nesil soru dedim ya az önce bahsettiğim şey. Yeni nesil soruda mantık nedir? Üste bilgi verilir. Bizim branşta da bir ayet verilir, bir hadis verilir. Veya örnek bir paragraf verilir Türkçe sorularındaki gibi. Ki paragraf çözen burada, kitap okuyan yine burada da devreye giriyor. Başarılı olabiliyor. Buradan bir çıkarımda bulunmamız isteniyor. Biz nasıl çözeceğiz? Çocuklarımız hep söylediğimiz şey şu. Evet, öncelikle o kısa sorulardan başlayacağız ki ben de mesela şu an ki üniteyi bitirdik, 3. üniteye geçtik. Önceki kısa sorulardan başlayarak önce bir konuları kavratıyoruz. Bütün kelimelerimizi, kavramlarımızı, temel mantık bunu öğrendikten sonra çıkarımda bulunmamız isteniyor. Yeni nesildeki mantık nedir? Evet, üste bilgi verilir, grafik verilir. Ona göre de bize diyor ki doğru oku, doğru anla, muhakeme yap ve analizde bulun deniliyor bunda. Çocuk da artık bunu yapabiliyorsa olay bitmiştir zaten. Bunları da biz çocuklarımıza elimizden geldiğince anlatmaya ve öğretmeye çalışıyoruz. Eyvallah, biz şahidiz. Peki dersin teknik kısmından bahsettik. Çocuklar çalışırken, peki hazırlanırken bu süreçte din kültürüne nasıl çalışmalı? Çalışma şekilleri nasıl olmalı? O konuda neler söyleyebiliriz? Tüm sözler derslerdeki gibi hocam. Öncelikle temel kavramlar öğrenilecek. Daha sonra işte günlük veya aylık, haftalık tekrarlarımız sürekli yapılmalı. Çocuk sürekli tekrar yapacak. Hatalar yapılmayacak mı? Kesinlikle hatalar yapılır. Hata yapınca o hata yaptığımız soruları biriktireceğiz. Daha sonra nereden hata yapıyoruz? Yani kavramlarda bir eksiğimiz mi var diye onun analizini iyi çıkarması lazım. Eğer onların üzerine de gidersek hocam soru kaçırması zaten mümkün değil. Bir de zaten din kültüründe soyut kavramlar fazla olduğu için çocukların bunu tamamen oturtması gerekiyor. O kavram oturmadığı sürece az önce tüm derslerde bahsettiğiniz gibi yine yorum yapması zaten imkansız hale geliyor. Ama biz öğrencilerimize müthiş güveniyoruz. Zaten bol soru görüyorlar. Evet. Yeni nesil soru havuzlarımız oluştuğu için fazlaca sorularımız var. Bizler de temel kavramları öğretip önce kısa sorulardan başlayıp arkasından da yeni nesil sorulara devam ediyoruz bu şekilde. Eyvallah. Çözüyoruz. Peki şey mi hocam, yani öne çıkan bir şey var mı? Mesela ünite veya konu olarak ya şu konuda daha çok zorlanıyorlar. Az çok gördünüz hani bu 4 yıllık süreçte LGS sürecinden bahsediyorum. Öğrencilerin böyle daha zorlandığı bir ünite var mıdır ya da kesinlikle konu var mıdır? Kesinlikle var. Kaza ve kader ünitesi bizim bir aydan fazla yani üzerinde durduğumuz. Kafa karıştıran bir şey var mıdır? Neden hocam? Çünkü soyut kavramlar çok fazla. Şimdi kader bahsinde evet bir program var ama bizler hep kader denilince aklımıza yöresel işte anne babadan öğrendiğimiz şey, işte kaderimde annenle evlenmek vardı, babanla evlenmek vardı diye cümle oradan giriyor. Aslında bizim bahsettiğimiz kader olayı bu değil. Bir program var, evrende bir program var. Çocuk bildiğinin aksini bakıyor ki başka bir bilgiyle karşılaşıyor. Yani evrendeki düzen, insandaki biyolojik düzen, yasalar ve bunun adına kader dendi bir anda. Çocuk bunda zorlanıyor. Evet. Ama zamanla kavruyorlar onun bir program olduğu, programın gerçekleşmesinin kaza olduğunu. Ve bizim sorularımıza baktığın zaman hocam, velilerimiz bazen diyor ki hocam soruyu bir gördüm, bir sayfada bir soru. Tabii. Fen sorusu mu, din kültürü sorusu mu ayırt edemedim diyor mesela. Fen bilgisi gibi. Çünkü evrenden bahsediyor, biyolojik işte insan yapısından, hayvandan, tabii, belki bitkiden bahsediyor. Ve orada ayetlerle çocuğun çıkarımda bulunması bekleniyor. O da işte temel kavramların çok iyi öğrenilmesiyle alakalı. Onu diyorsunuz kafada oluştuktan kesinlikle sonra rahatlıkla çözülebiliyor ama kaza ve kader biraz daha böyle öğrencilerin algılamakta soyut kavramlar ilk başta olduğu için. Onun sebebi diyorsunuz soyut kavramların olması. Evet.